Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisiniz. Ben çok iyiyim şu an çünkü sonunda benim kendim yurtuma geçtim. Yani önceden depremden itibaren nöbetçi yurtta kalıyordum ve şimdi kendim yurtuma geçtim ve çok mutluyum. Yani geçtim bugün. Direkt düz aldım çünkü çok yoruldum yani taşınmaktan ve hepsi eşyalarım. Çok dayanık böyle bir şekilde. O yüzden şimdi onu yani yerleştirmeye çalışacağım. Ama ilk önce şey yapacağım. Skincare bakım falan yapacağım. Ondan sonra eşyalarımı yerleştirmeye başlıyorum. Bu arada şimdi ben Pamukkale yurdundayım. Biliyorum galiba sizin de Pamukkale'ye geçeceksiniz diye düşünüyorum. O yüzden şimdiden bu video bittikten sonra direkt yükleyeceğim. Yani göstermek için. Ve şimdi hem eşyalarımı yerleştireceğim hem de size göstereceğim oda turu Pamukkale yurt, kız yurt nasıl bir yurt yani nasıl bir oda. Bu arada benim saçım böyleydi. Yani ben yıkadım saçım. Bir de benim kurutma makinesi yok. O yüzden yani şey doğal beklemek zorundayım. Ama neyse olsun. Evet arkadaşlar birazcık makyaj yaptım ve şimdi oda turu yapacağım. Evet şimdi odama giriyorum. Yani ilk böyleydi. Güzel bir kapı bence. Sonra burada sağ tarafta bu ayakkabı koymak için baya geniş yani çünkü 4 kişi kalıyoruz ya. Burada üstünde de bir şeyler koymak için yani raflar böyle. Yine 4 kişi için. Ve burada sol tarafta dolaplar var arkadaşlar. Bunu numaralı dolaplar. Yani siz hangi numarasınız? Yani onu senin dolap. Mesela benim 4. numara. Bu benim dolap. Hala boş. Çünkü ben eşyalarımı bırakmadım. Burada şey yani kıyafet değiştirmek için burada değiştirebilirsin. Hem de ayna var. Ama ayna biraz karanlık gibi yani. Ben de sevmiyorum aslında bu aynayı. Çünkü çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. Burada kurutma var. Ben çamaşır yıkama için. Şimdi banyoya gireceğim arkadaşlar. Burada şey var. Burada lamba var. Çok iyi. Burada ısıtma var. Ve burada da şey var. Onun adı bilmiyorum ama yani el yıkamak için ya da bulaşık yıkamak için. Burada yine ayna var. Yine de çok karanlık bir ayna. Bu da sevmiyorum. Yani bilmiyorum niye karanlık yapıyorsunuz. Bilmiyorum. Burada da şey koymak için. Sadece ben kalıyorum şimdilik. Yani arkadaşlarım daha gelmediği için. Buralar benim sadece. Sonra buradaki aşağıda şey var. Yani şey sabunlar falan koymak için. Burada koyabilirsiniz. Biraz bozuk mu? Herhalde. Sonra bunu banyo yapmak için böyle. Ben az önce girdim banyoya. Ve burası tuvalet. Tertemiz yani. Ayrı bir şekilde. Yani mesela 4 kişi kalıyorsunuz ya. Yani mesela birisi banyoya girecek, birisi de tuvalete girecek bir sıkıntı olmuyor diye düşünüyorum. Tamam, lambaları kapatıyorum. Şimdi odaya geçeceğim. Burada çalışma masası var. Yani her kişi bir çalışma masası, bir de raflar var. Benim 4. burada pencerenin yanında. Çok iyiyim. Yani çok beğendim. Manzara da güzel. Oradaki başka yurtlar, bu kırmızılar. Buradaki üniversite arkadaşlar, Pamukkale Üniversitesi. Yani yurt aşırı yakın.
Pamukkale Üniversitesi'nde rahat rahat gidemiyorsunuz üniversiteye. Burada masa var çalışmak için. Çok güzel bir masa. De şey var yani bunu ayrılmak için. Yani kol kola böyle yapmayacaksınız arkadaşlarına. Sandalye de güzel, rahat. Firiz de var. Hepsi var yani. Burada da raf var. Yani kitapları falan koymak için. Böyle. Bunun ısıtma var. Şimdi odaya gideceğim. Şimdi bunu söylemek istiyorum. Yani çalışma odası ve yatak odası ayrı arkadaşlar. Kapı var yani ortada. Yani mesela sen çalışmak istersen burada çalışıyorsunuz. Arkadaşlar uyuyorsan hiçbir sıkıntı yok. Çünkü ayrılmış. Yani mesela çünkü ısık falan sıkıntı oluyor ya. O yüzden onu diyecektim. Bunu yatak odası. Şimdi eşyalarım çok dağınık. Evet biliyorum. Sonra düzelteceğim. Sonra son halinde koyacağım yani düzelttikten sonra. Bu benim yatağım dört. Ve çekmece var yanında. Böyle bir çekmece. Başka kişi daha gelmediği için bu benim arkadaşımın yatağı. Burada da eşyalar koydum. İzin aldım ama yani sıkıntı yok. Burada buzdolabı var. Ben bir şey almadığım için sadece su koydum. Bu hiç çok büyük. Bence iyi ya. Bir de yatağın altında valizler de koyabilirsiniz. Ben şimdi açamıyorum çünkü eşyalarım var üstünde. Al arkadaşlar o da. Yani hızlıca tur yaptım. Ve şey demek istiyorum yani valizler eğer çok valiziniz varsa depo odası da koyabilirsiniz. Güvenlik ablalara sorabilirsiniz yani depoda valiz koymak istiyorum. Diyersen orada koyabilirsiniz. Yani oda zaten küçük ya. Yani orada koymak istemiyorsan depoda koyabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde eşyalarımı yerleştirmeye çalışacağım. Çalışıyorum onu yapacağım. Şimdi çünkü zamanım çok az bir de arkadaşımın evine gideceğim. O yüzden şimdi videomu durdurayım. Bu eşyalarım izlerim bittikten sonra hemen döneceğim arkadaşlar. Gitmeyin ama. Yay! Tekrar hoş geldin arkadaşlar. Şimdi ben hazırlandım. Arkadaşımın evine gideceğim. Orada beraber yemek yapacağız ve yemek yiyeceğiz. Aslında eşyalarım yerleştirmeye daha olmadı. Yani %70 olduğu da böyle bir sıkıntı var. Yani benim çamaşır var ve yarın onu atacağım. Yani ona göre onu bekliyorum. Yani mesela eğer şimdi yaparsam yarın tekrar yapması gerekiyor. İki kere yapması istemiyorum. Yani onun olduğu için o çamaşırı bekliyorum. Yani yarın devam edeceğim. Evet böyle bir durumdayım. Onları ben depoda koyacağım. Bu büyük valiz benle gidecek. O depoda kalacak. Hepsi depoda kalacak. Sadece bu valiz benle gidecek. Bir de o küçük çanta. Ve galiba şimdiki video burada bitiriyorum. Az olsun, kısa olsun. Sadece yurdumu göstermek için çektim. Ve şimdi hazırladım. Yani böyle gideceğim arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Ve bu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü daha çok videolar gelecek. Yani seviyorum ya video çekmeyi. Bir de benim telefon o kadar hafıza yok. Yani o yüzden YouTube'da kalsın. Böyle anılar falan Türkiye'de yaşamak ve bir şeyler anlatmak çok sevindim. O zaman görüşürüz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bye.